Emeklinin Temmuz ayı zamlı maaşı 6 gün önce belli oldu, işte açıklanacak o rakam. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emeklilere sevindirici haberi vererek maaşlara sürpriz bir artışın yapılacağını açıkladı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlara yapılacak olan maaş zammına çevirdi. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan maaş zammına ilişkin bakan Işıkhan, refah payı konusunu kapatmıştı. Ancak SGK uzmanı Emin Yılmaz, Kamu son haber muhabiri Süleyman Çay'a emekli maaşlarının düşük olması nedeniyle maaşlara bir refah artışın geleceğinin altını çizdi. Yılmaz, ancak bana göre olması en muhtemel refah payı artışını %5 olarak görüyorum. Emeklilerin geçim sıkıntısı ve maaşların düşük olmasından dolayı refah payı artışı yapılabilir, dedi. Ocak 6,70, Şubat 4,53, Mart 3,16, Nisan 3,18 ve Mayıs 3,37 enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklanmıştı. 5 aylık verilerde %22,72 maaş zammı kesinleşti. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre ise Temmuz ayında %2,52 oranında enflasyon farkı geleceği yönünde. Bu rakamlara göre ise 6 aylık enflasyon farkı 25,81 olarak ortaya çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaş zammına ilişkin refah payı yok açıklamasını kullansa da geçtiğimiz senelerde tam tersi durumu olduğu görüldü. Ocak ayından önce de refah payının gündemde olmadığı belirtilse de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından refah payı artışı yapılmıştı. 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen meclisin tatili ertelendi. Bu noktada kök maaş artışı ve refah payı konularını tekrardan gündeme geldi. Her ne kadar olumsuz tablo çizilse de mecliste bu meselelerin onaylanacağı uzman isimler tarafından belirtiliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Memur Emeklileri Maaş Zammına ilişkin hesaplamalar ise şimdiden merak edilmeye başladı. Olası senaryoları SGK uzmanı Emin Yılmaz, tablo halinde kamu son haberi açıkladı. Yılmaz, refah payı artışına ilişkin meclisin uzamasını işaret ederek bir artışın gelebileceğini söyledi. Refah payı konusunda 3 olası senaryonun olacağını söyleyen Yılmaz. Şu anda gündemde olan refah payı artışları şu şekilde. %5 artış ile 30,81, %10 artış ile 35,81 ve son olarak da %15 artış ile %40 beklenti var. Ancak bana göre olması en muhtemel refah payı artışını %5 olarak görüyorum. Emeklilerin geçim sıkıntısı ve maaşların düşük olmasından dolayı refah payı artışı yapılabilir dedi. Güncel maaşları tek tek hesaplayan Yılmaz, oranlara göre maaşları hesapladı. Yılmaz'ın olası tahminleri şu şekilde. Güncel maaşları tek tek hesaplayan Yılmaz, oranlara göre maaşları hesapladı. Yılmaz'ın olası tahminleri şu şekilde. Güncel %25,81 530,81 Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 öncesi 11371 Türk lirası. 14300 Türk lirası. 14869 Türk lirası. Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 sonrası. 8000 Türk lirası. 10000 Türk lirası. 10464 Türk lirası. Bağkur Esnaf 10178 Türk lirası. 12804 Türk lirası. 13313 Türk lirası. Bağkur tarım. 8089 Türk lirası. 10176 Türk lirası. 10581 Türk lirası. Yılmaz 10000 TL'de kalan maaşlara ilişkin ise iki senaryonun olacağını söyledi. Yılmaz ilk olarak 8000 Türk lirası altında olan emeklilerin maaşına seyyanen bir artış yapılarak 10000 TL'ye tamamlanacağını söyledi. 10.000 Türk Lirası üzerinden de %25,81 veya refah payı eklemeli %30,81 artış yapılacağını belirtti. Bu sonuçlara göre ise en düşük emekli aylığı 12.500 Türk Lirası ile 13.000 Türk Lirası arasında olacağı tahmin ediliyor. Memur emekli ve memur maaşları da Temmuz ayında maaş zammı yapılacak. Ancak memur maaşlarında toplu sözleşmeden dolayı zammın düşük olacağı da Yılmaz tarafından söylendi. Yılmaz, refah payı artışının sadece memur emeklilerine yapılacağını söylerken tek tek hesapladı. Memur emeklisinin en düşük emekli aylığı, bekar ve evli memur maaş zammı şu şekilde olacak. Güncel 20, 34 Eşitleme 25,81 Memur emeklisi 14760 Türk lirası. 17766 Türk lirası. 18569 Türk lirası. Memur, bekar. 30412 Türk lirası. 36598 Türk lirası. Refah payı yok. Memur, evli. 32860 Türk lirası. 39.543 Türk Lirası. Refah payı yok. Emeklinin Temmuz ayı zamlı maaşı 6 gün önce belli oldu, işte açıklanacak o rakam 12. Tepkiye göre refah payı ve kök maaş artışı yapılabilir. Yılmaz, 3 Temmuz tarihinden sonra emekli maaşlarına gelecek olan tepkiye odaklı meclisten refah payı artışı ve kök maaş artışı gelebileceğinin altını çizdi.